Evet, bugün size nohuttan Nutella veya diğer adıyla çikolatalı humus yapacağım. Hemen malzemelerimi gösteriyorum. 400 gram haşlanmış nohutum var. Ama püf noktası, ben bunu evde kendim haşladım. Hazır almadım. Konserveler genelde tuzlu oluyor. Eğer hani tuzlu olmayan bir konserve bulursanız onu kullanabilirsiniz. Ama evde haşlayın geçin yani. 400 gram yaklaşık da hacim olarak 2,5 su bardağına falan tekabül ediyor. Bilmiyorum, siz gene tartıda ölçmeye bakın. Ama yaklaşık burada 2,5-3 bardak falan su bardağı vardır. Zaten kendinize göre diğer malzemeleri arttırarak azaltarak ayarlarsınız. İlla da tartıya, hani hassas tartıya da gerek yok yani. Herkesin elinde olmayabilir. Neyse, burada Hindistan cevizi sütüm var. Şöyle. Biraz önce yaptım ama bu kadarına gerek yok. Çok az kullanacağız zaten. Görürsünüz. Bunun tarifi de kanalda var. Şuradan çıkartırım hemen. 2 dakikada yapıverdim. Bu arada şu an izleyenler diyebilir, nohuttan Nutella mı, ne alaka? Nohut falan diye. Benim kanaldasınız. Benim kanalda her şeyden her şey olabilir. Neyse, burada fitnatım var. Yani fıstık ezmesi. Fark etmez. Kaju ezmesi olur, badem ezmesi olur, fındık kreması olur, fındık ezmesi olur ama şekersiz olmasına dikkat edin. Veya yani hani evde kendiniz yapın. Hiçbir şeysiz. Sadece ne der ona, not diye isim geliyor da anladınız işte. Fıstıktan, fındıktan kendiniz yapabilirsiniz. Bu arada isterseniz şöyle bir yolu da var. Hani badem sütü yapıyorsunuz ya. Onun kalanıyla da badem unu yapılabiliyor. Hatta şuradan tarifini çıkartırım. Bak şimdi badem ununu yaptın ya. 2-3 tur daha rondodan çevir. Oh, sana olsun badem ezmesi. Bunun içine katarsın. Oldu, bitti, gitti. Veya güçlü bir rondon varsa direkt bademi, fındığı, fıstığı atabilirsin. O da yaklaşık bir avuç içi kadar falan. İşte kaç tane oluyor bilmiyorum. 13-14 tane de atabilirsin bunun içine direkt. Yani böyle ezme mezme almaya uğraşma. Ben bunu bugün aldım evde bitti diye. 19,95 olmuş ya Migros'ta. Neyse, artık aldık bir kere. Tariflerde kullanıyorum. Ay, bu arada ne oldu size anlatayım. Şimdi ben Migros'a gittim ya. Sonra Şok Market'e falan da uğradım. 1 Ocak'tan itibaren artık poşetler paralı ya. Bak, bir kişi bile, bir kişi bile ben orada varken poşet satın almadı. Ay, çok hoşuma gitti. Neyse, böyle böyle. Sırf insanlar 25 kuruş vermemek için hiç kimse poşet istemedi. Ama yani ben beklerken sırada hep böyle 50 yaş üstü falan insanlar vardı. O yüzden bilemeyeceğim. İş çıkışı saati de öyle olur mu? Bilemem. Şimdi hemen dur, açayım şunu da. Heh, bu da aradan çıksın. Sonra burada hurmam var. 5-6 tane hurma yeter. Benim hurmalar biraz küçük diye 6 tane kullanacağım. Çekirdeklerini çıkarttım. Hafif birazcık sıcak suda beklettim ama biraz hani dolapta duruyor diye, buzdolabında duruyor, sertleşti birazcık diye, o kadar. Burada da kakaom var. Artık yani bu kakaoyu benim neredeyse bütün izleyenlerim biliyor. Bitmek üzere ama çok bereketliymiş. Ta ben bunu alalı bir yıl oldu herhalde. Ama bitiyor. Aha, son kullanma tarihi de Ocak 2019'muş. İyi bari. Bu ay bitireyim diyeceğim de zaten bu tarifte bitecek bu. 2-3 yemek kaşığı da bundan kullanacağım. Hatta kakaom yetmez diye burada da dimden alınmış kakaom var. Şurada da vanilinim var. Hemen bunları birleştirelim. Şimdi hemen nohutumu atıyorum onun içine. Bu arada isterseniz hani daha güzel olsun derseniz şu nohutun kabuklarını ayırabilirsiniz. Böyle belki daha da güzel olur tadı. Bilemeyeceğim. Eğer nohut sevmeyen biriyseniz veya etrafınızda nohut sevmeyen biri varsa, bu güzel olursa bundan kitleyin. Ekmeğinin üstüne falan sürün ama bakalım tadı nasıl olacak, ben de bilmiyorum. Şimdi göreceğiz. Şöyle hemen. Heh, attım. Notlarım girdi. Şimdiki hemen kakaomuzu koyalım. Hazır. Yemek kaşığımız ıslanmadan. Bir yemek kaşığı. Ha, yetti be. İyi bari. Tamam. Bunu da böylece bitirmiş olduk. Bu kakao en son kim bilir ne kadar oldu acaba zamlarla. Makro Center'da bakmadım. Ben aldığımda
30 lira mıydı? Kaçtı bu? 20 lira mıydı? Şimdi bir 60-70 olmuştur herhalde. Ama çok bereketli bir şey. Belki tekrardan alırım parayı kıyıp, bilmiyorum. Hurmalarımı atayım. Ondan sonra cıma. Başka? Fıstık ezmem kaldı. Onu da azıcık karıştırayım. Şöyle 2 yemek kaşığı da ondan ekliyorum. Dediğim gibi. Siz isterseniz direkt kuru yemişi katın. Benim ronda çok güçlü olmadığı için direkt bundan koydum. Şimdik. Şöyle ekliyorum. Sonra biraz da böyle dönmesi için Hindistan cevizi, sütü ekliyorum. Ama siz istediğiniz bitkisel sütü kullanabilirsiniz. Şöyle. Hindistan cevizi tatlılara yakıştığı için ben bundan kullanıyorum. Yeter herhalde ya. Tamam. Şimdi hemen ben bunu dırtıp geliyorum. Tam tarifim oldu derken neyi unuttuğumu fark ettim. Tabii ki de bir tarifi de tam yapamadım. Vanilini koymayı unutmuşum. O yüzden birazcık vanilin ekliyorum. Vanili ekstra artık. Ne varsa evinizde ondan ekleyin. Birazcık ekledim. Hepsini eklemedim. Şimdi az daha rondodan çevireceğim ama kıvamını göstereyim. Gayet oldu. Neyse bir dırtıp daha da geliyorum. Karışımımız oldu. Hemen şöyle tabağa döküyorum. Ama tabii tatlı kaşığıyla tabağa dökülmüyor. Ay, düşürüyordum da. Bu arada ben biraz daha fazla süt ekledim. O süt yetmedi. Ya zaten çevirdikçe anlıyorsunuz ki bu bak pütürlü pütürlü kalmış hale. Eğer siz daha fazla çevirebiliyorsanız, rondonuz, blenderınız daha çok yetiyorsa o kadar ne der ona, pütürsüz olur. Benimki tabii ki de bu rondoyla pütürlü kaldı. Şöyle göstereyim. Biraz daha açık rengi. Ellerimi yıkayıp bir geleyim. Tadına bakalım. Şimdi geldik en sevdiğim kısma. Tadım kısmına. Şöyle hemen kaşıkla tadına bakıyorum. Bir şey diyeyim mi? Nohut tadı hiç gelmiyor. Eğer nohut sevmeyen biriyseniz kesinlikle bunu tavsiye ederim. İçine kakao koyduk ya. Bir de o hani fıstık ezmesi falan. Sanki böyle yani fıstık olmasına rağmen fındık kreması gibi tadı. Efsane. Gerçekten efsane. Bunu gerçekten çocuğunuza veya işte ne bileyim nohut sevmeyen birine veya sağlıklı Nutella tarzı bir şey yapmak istiyorsanız herkese yedirebilirsiniz. Şöyle özellikle hafta sonu kızarmış ekmeğin üstüne bundan sür. Of diyorum sana, of. Ya 10 üzerinden bu gerçekten mükemmel bir puan. Yani 10 üzerinden böyle 1 milyon 2 milyon falan rahat alır. Gerçekten çok iyi. Ve de bence ucuz yoldusu nohut. Yani siz benim kullandığım malzemeleri kullanmanıza gerek yok. Fıstık ezmesi almanıza gerek yok. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Bak şöyle hani benim tane pekmez var ya, fındık püreli. Ondan 3-4 kaşık nohutu katıp da yapabilirsiniz. Veya ne bileyim, hurma yerine pekmez kullanabilirsiniz direkt. Veya şu meyveden, şekerden kullanabilirsiniz. Yani size kalmış. Evde neyiniz varsa tatlandırıcı olarak onu kullanabilirsiniz. Sizin yaratıcılığınıza kalmış ama gerçekten bunu deneyin. Vallahi deneyin. Çok güzel ya. Kaşık kaşık bunu ye. Cidden diyorum, ye. Hem de proteinini almış olursun. Efsane. Gerçekten efsane. Hatta yani şu anki fındık kremalarından piyasadaki 1000 kat daha iyidir. Şimdi doğal yani kendin yapıyorsun evde. İstersen bütün aldığın ürünlerin organik versiyonunu kullan. Daha da kendinden emin olursun. Daha da seversin yaptığın yiyeceği. Bu kesinlikle değil. Ay kendine geçtim ya. Efsane bir şey. Bunu ekmekle falan yeme, böyle kaşık kaşık ye. Vallahi bak.
Kesin ne ya? Kesin. Tatlı sevmem ben. Kendimden geçtim. Çok iyi olmuş. Çok çok iyi olmuş. Süt de işte kıvamına göre ekleyeyim, ben bayağı ekledim. Yani yarım su bardağı falan süt gitti bunun içine. Hindistan cevizi sütü. Hindistan cevizi sütü eklediğim için de ekstra böyle yakıştı. Ben genelde tatlılarda zaten Hindistan cevizi sütü kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Siz de öyle yapın. Şimdi hemen çekilişimize geçiyoruz. Bakalım hangi video çıkacak. Bu arada az kaldı ha. Şaka maka. Bakalım. İnşallah yemek çıkmasın ya. Ay düştü de. Karıştırıyorum. Bakalım hangi video başlığı çıkacak ve onu çekeceğiz. Seçtim bir tane. Bunu yaptım. Leblebi kurabiyesi yazmışım. Onu geçen gün yaptım ya. Nohut kurabiyesi ile leblebi kurabiyesi yazmışım. Aynı şey aslında da. Şöyle hemen çektim bir tane daha. Bu ara en çok istek alan şeylerden biri bana da çıktı. Vegan bomba kurabiyesi. Şöyle yakından da göstereyim. Bu ara tatlı tatlı giriyoruz. Tatlılar çok çıktı. Bakalım inşallah bir dahaki sefere de tuzlu çıkar. Göreceğiz. Neyse, bomba tarifini de ilerleyen günlerde gösteririm. Ağzımın kenarları hep çikolata oldu ya. Ay vallahi çok güzel. Herkese yediririm bundan. Çok iyi. Övdüm. Ama övdüğüme kesinlikle değer. Gerçekten değer. Aşırı iyiyim. Aşırı aşırı iyi. Neyse. Yarın başka bir videoda görüşürüz. Bye bye.